Hepiniz hoş geldiniz Diyar Bakırımıza. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçımız. Türkiye'nin en güzel takımlarından Fenerbahçe ile oynadık. Genel baktığımızda takımımızın performansından memnunuz. Son kaç maç kötü bir gidişatımız vardı. Bu maçta tabii bizim sonuçtan çok ortaya konan performans çok önemliydi. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Bir kere önce bütün emniyet teşkilatı olmak üzere buraya kadar bizi getirenlere herkese çok teşekkür ederim. Diyarbakırlılara, Diyarbakır halkına ve Ahmet Spor'a, başkanına ve yönetim kuruluna içtenlikle teşekkür ediyorum. Başkanımız iyi söyledi. Hakikaten geçen sene 3-3 berabere kalmıştık. Bu sefer de 1-1 olduk 10 kişiye rağmen. Bir berabere kaldılar. İnşallah kendi liglerinde daha başarılı elde ederler. Çünkü Türkiye Kupası geçici ama asıl kendi liglerinde inşallah başarılı olurlar. Eğer Türkiye'de %60 eski hakem de dahil olmaksa, herkes bunun %100 gol olduğunu söylüyorsa, uluslararası hakemlerle biz danıştık, bunun gol olduğunu söylüyorsa o goldür. Aksi olduğu takdirde penaltı verir miydi acaba defans oyuncusuna? Sov'un cevabını vermediler daha. Onu da bekliyoruz. Yani o malum hakem zaten her maç aynı şeyi yapıyor. Yalnız onu şunu da söylüyorum. Bir kulüp hariç, bir Avrupa takımında veya herhangi bir takımda dünyanın neresinde olursa olsun bir kulüp başkanı, yani bir federasyon başkanı bir kulüpten alacaklı olursa ne olur diye sormak lazım. Biraz etik davranmak lazım. Onu da aynı şekilde elimizden gelen hocamızın görüntüsü doğrusunda yaparız eğer ama gerekiyorsa. Bir tedirginlik olur mu herhangi bir Fenerbahçe maçında? Fenerbahçe'de hiçbir zaman hiçbir şeyden çekinmeyiz. Teşekkür ederiz. Tedirginlik de olmaz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.